Herkese merhabalar. Daha fazla müziğin adresinden Amovan Türk'te seçim özel programımız başladı. Ben DJ Mert Hakan. Konuğumuz İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Avuncu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Bey. Selamlar. Önce sizi bir tanıyalım. Onun dışında hemen arkasından soralım. Neden İYİ Parti? Ben 1973 doğumluyum. Evliyim. 3 çocuğum var. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atıldım. Önce 3-4 yıl ticaret yaptım. Daha sonra sattığım ürünleri üretmeye başladım. İnşaat kimyasalları üzerine bir iş kolu üzerinde yoğun olarak çalışıyordum. Bir marka oluşturdum. Aslında ziraat mühendisisiniz. Evet, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü mezunuyum. Fakat uğraşmadım çok ziraatle. Çok keyifli bir iş olmasına rağmen hayat bizi oraya sürükledi. Bir marka oluşturduk. Ciddi bir isim oldu, tanındı yurt dışında ve daha sonra bu markayı uluslararası bir firma talip oldu. Onlara sattık. Sonra uzun bir dönem, yaklaşık 10-12 yıl profesyonel olarak çalıştım. 2018 yılında da artık siyaset yapmayı, genel başkanımızın da bir daveti üzerine İYİ Parti'de ülkem için koşturmayı, memleketimiz için koşturmayı istedim ve İYİ Parti'de 2018 yılında siyasete başladım. Neden İYİ Parti? Benim inandığım değerler, benim inandığım gelecekteki Türkiye hayalimi en iyi gerçekleştirebilecek parti olarak İYİ Parti'yi gördüm. Güçlü bir devlete bu coğrafyada ihtiyacınız var. Devletin bu gücünü ayakta tutmanız lazım. Zor bir coğrafyadır Anadolu coğrafyası. İkinci ve çok önemsediğim konu da toplumun da güçlü olması lazım. Toplumlar nasıl güçlü olur? Özgür olursa, bireysel hak ve özgürlükler yaşatılırsa, hukukun üstünlüğü, adalet var olursa toplumlar da güçlü olur. Evet. Şimdi Türkiye'de bu alanlarda şöyle bir anomali var. İşte bir taraf devletin gücünü önemserken toplumu ezebiliyor. Bir başka taraf da toplumun ihtiyaçları derken devlete zafiyeti uğratacak bazı ciddiyetsiz ve gayri ciddi söylem ve tavırlar içerisinde oluyor. Bu ikisi dengede durabilecek, bu ikisinin dengede olabileceği ve bu ikisinin ancak bir arada yaşayabileceği bir ortamda ülkeler mutlu ve huzurlu olurlar. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bu iki olguyu gerçekten iyi yaşatıyordur. Hem çok özgürlükçülerdir, hem de devletleri çok ciddi ve güçlüdür. İYİ Parti de bunu var edebilecek kapasiteye sahip. İkinci nedeni de İYİ Parti Türkiye'de arzu edilen değişime, yani bu siyasetin girdiği çıkmazı değiştirebilme kapasitesine sahip. Çünkü özellikle AK Parti, yani iktidar ve ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi artık ediyle büdü olmuş adeta. Türkiye'yi kutuplaştırmışlar ama kendileri birbirlerine çok benzemişler. Adeta tek yumurta ikizine dönmüşler. İdeolojik olarak farklı olabilirler ama siyaseti anlama, okuma ve siyaseti siyaset eliyle ülkeyi yönetme veya kendi partilerini yönetme konusunda çok benziyorlar. Yani size 2-3 tane konu sayarım. Aa, hakikaten dersiniz. Benzer olaylar. Talip olduğunuz mevki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Böyle baktığınızda İstanbul'un size göre en önemli sorunları ve sizin çözüm önerileriniz neler? Herhalde şu anda İstanbul'da bir anket yapsak, İstanbul'un en önemli problemi trafik çıkar. Çünkü yağmur yağıyor ve dışarısı perişan. Evet. İnsanlar trafikteler ve asapları bozulmuş bir vaziyette. Ben de size gelebilmek için inanın çok çabaladım, yani zamanında yetişebilmek için. Fakat trafikten bana göre çok daha önemli. Çünkü o anki sıkıntı insanları düşündürür ve o an ne problem yaşıyorsa sanki en önemli problem oymuş gibi gelir. Ama İstanbul'un en önemli problemi deprem problemidir. Evet. Deprem riskidir. Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en önemli problemidir. Hani birbirlerine benziyorlar dedim ya, 2004 yılından 2024 yılına kadar işte 3 dönem AK Parti, 1 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir İstanbul ve maalesef işte 150 bin bağımsız daire depreme karşı risk altında, deprem riski altında. Bugün o rakam 500-600 bine çıktıysa demek ki bizi yönetenler bugüne kadar bu konuda yanlış hareket etmişler. Bir şeyleri eksik yapıyorlar. Eksiğin ne olduğunu da biliyorum ben. Ve İstanbul'un en önemli problemi depremdir. Bir an önce bu kenti depreme karşı dayanıklı hale getirmemiz lazım. Şöyle düşünmeyin. Evim dayanıklı. Zemin etüdünü yaptırdım. Binamın karot aldırıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden geldiler, incelediler. Sapasağlam bir yerde yaşıyorum. Şu anda ben buradayım. Yani bilemiyorum bu bina. Bundan önce başka bir yerdeydim. Çocuğunuz şu anda nerede? Eşiniz nerede? Anneniz nerede? Babanız nerede? Yani depremin ne zaman, hangi saatte sizi nerede yakalayacağı belli değil.
depreme dayanıklı kent derken de kastettiğimiz oturulan evler değil. Aynı zamanda viyadükler, köprüler, altyapı, yani İstanbul'da beklenen depremin olması halinde bu haliyle biz depreme yakalanırsak Türkiye kilitlenir. Evet. En önemli problem siz o. Siz tabii Anlat İstanbul'la sahaya çıkmıştınız galiba. Sonra da İstanbul İki Yaka mıydı projenin adı? Evet, İki Yaka İstanbul'da. İnsanları dinlediğiniz projelerde. Evet, evet. Peki Ekrem İmamoğlu'nun bu koltuğa geçmesinde sizin de desteğiniz evet. oldu. Pişman mısınız? Değilim. Benim iddiam şu, ben daha iyisini yaparım. Ekrem İmamoğlu'nun o koltuğa geçmesiyle ilgili biz bir ittifak yapmıştık. Evet. Ben o zaman il başkanıydım. Hı hı. Hani benim hayır o değil bu belediye başkanı olsun ya da Ekrem İmamoğlu'ndan ben daha iyi yaparım beni belediye başkanı yapın deme ihtimalim yoktu. Çünkü genel merkez İstanbul, Ankara, Adana gibi Türkiye'de birçok ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyeceğiz şeklinde bir karar aldı. Bir iki tane il vardı. Orada da İYİ Parti'nin adayları çıkmıştı. Dolayısıyla biz bu verilen kararı uyguladık. O zamanki mevkidaşımla beraber Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olması için koşturduk. Ekrem İmamoğlu'nu ben hiç tanımazdım ve Ekrem İmamoğlu'nu bu ittifaktan sonra adaylığı ilan edildikten sonra tanıdım. İyi niyetli çabasına da şahit oldum. Fakat trafik konusunda ve depremle ilgili yapılması gerekenler konusunda karnesi kötü. Ama emin olduğum bir şey var. Ben çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Bunun bir takım sebepleri var. Kronikleşmiş problemlerle ilgili ciddi, kalıcı ve samimi adımlar atmanız lazım. Şimdi yani her iki adaya da bu konuda eleştiri getiriyorum. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı taahhütler, vaatler ki bana çok hoş da çirkin geliyor. Yani ben seçimi kazanırsam emeklilere şu kadar, ben seçimi kazanırsam yeni evlenenlere bu kadar. Alt alta yazdım 15-20 milyar para ediyor. Bakın 4000 evi, 4000 aileyi depremden kurtarabilirsiniz. Bugün 600 bin daire var deniyor. Olsun 4000'dir, 5000'dir, 10000'dir. Eğer siz bu kaynağı doğru şekilde değil de bu tür seçimi kazanmak için ki kim bilir geçmişte neler oldu. Bu şekilde harcarsanız ve depremi öncelikli hale getirmezseniz çözemezsiniz. Benim taahhüdüm şu. Demek ki bu para var. Yani Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu bu kadar parayı verebileceğine göre. Yani olduğu için söylüyorlar. Evet. Ben de diyorum ki ya o zaten kendi ceplerinden de çıkarttıkları bir para doğru. değil. Kendi ceplerinden çıkarıyorlarsa o zaten etik değil. Oradan çıkıyorsa bu parayı nereden? Yani bir sürü soru var. Evet. Ama demek ki ellerinde böyle bir kaynak var. Ben de diyorum ki ben belediye başkanı seçildiğim gün ben emeklilerimize, öğrencilerimize canım feda. Ama şundan eminim. İstanbul'da hangi emekli, hangi öğrenciye ben şu soruyu sorsam alacağım cevaptan eminim. Ya bir seferlik sana 7000 lira mı yoksa oturduğun evin depreme karşı daha güçlü hale getirilmesi mi? Hangisini tercih edersin? Eminim ikinciyi tercih edeceklerdir. Ben seçilirsem de bu kaynağı yani dağıtmayı taahhüt ettikleri paranın tamamına İstanbul'daki en riskli ve maddi gücü en düşük 4000-5000 ailenin evini depreme karşı kentsel dönüşüme tabi tutmayı vaat ediyorum. Bu da benim taahhütüm. Peki neler yapacaksınız kentsel dönüşüm anlamında şöyle, ve trafik anlamında? Şimdi Mert Bey bu depremle ilgili zor bir konu. Yani hani bu, ben 4 yıl içinde çözerim, 5 yıl içinde çözerim. Yok böyle bir şey. Yani 6 Şubat depreminden sonra dümdüz olmuş bir arazide temel atıp önünüzde hiçbir yasal engel de yokken taahhüt ettiğiniz binaları yani 100 bin daireyi yapamamışken İstanbul gibi bir metropolde, daracık sokaklarda bırakın işte beton pompasının de beton mikserinin girmesine normal aracın giremediği bir yerde siz 650 bin daireyi ben kentsel dönüşümde 5 yılda bitirip bu inanılacak bir vaat değil. Evet. İstanbul'un 3 şeye ihtiyacı var. Bir Japon'dan daha az depremden korkmamız için bir çok kuvvetli bir deprem yasası çıkması lazım İstanbul'a özel. Belki bu deprem riski adı, deprem riski taşıyan diğer kentlerimizde de uygulanabilir. Bu yasayla belki 15 yılı kapsayacak. Bu riski bertaraf edebiliriz. İki, burada bu işi uygulayacak, bu iradeyi koyacak valisi, belediye başkanı, ulaştırma bakanı, çevre ve şehircilik bakanı gibi birçok paydaşı bir komite, bir komisyonda toplayıp bu yasayı da çıkartıp 15 yıllık yani 5 yıl içinde hissettirirsiniz. İkinci 5 yılda tamamen artık bitirirsiniz. Üçüncü 5 yılda da son ince ayarlarını yapmış olursunuz ve İstanbul nefes alır, Türkiye nefes alır ve İstanbul'da deprem riski biter. Deprem yasası yetkilendirilmiş ve etkili bir komite çünkü beraber çalışamıyorlar.
bakanla belediye başkanı çalışamıyor. Valiyle belediye başkanı çalışamıyor. Yani iki parti 25 yılda Türkiye'yi kutuplaştırdılar ve birçok konuda da birbirlerine çok benziyorlar ama sürekli kavga halindeler. Yani bırakın bu kenti depremden kurtarmayı, metro isimlerinde daha iyi anlaşamayan iki zihniyetle karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir kentinde olmayan abukluk var bizde. Met Belediye'nin yaptığı metrolar M, efendim Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolar U. Yani ayıptır. Oyun bozan Ulaştırma Bakanı'dır. Yani o M olan sembolü değiştiren Ulaştırma Bakanı'dır ama kavga şu. Sen yaptın, ben yaptım. Sen bu kadar metro yaptın. Kardeşim biz sizin yarışınızı izlemek zorunda değiliz. Bizi kurtarın. Bizi bu beladan kurtarın. Bir de üçüncü konu fon. Kaynak. Para. Burada araya girmek istiyorum. Almanya'da U ya, belki oraya atıfta bulunuyordur. O zaman baştan U yapsaydınız. Yani. Ama M yapan da kendi belediyeleri. Yani AK Parti döneminde M konuluyordu. Hayır şu, benim yaptıklarım ayrı görülsün kavgası bu. Kimin malını kimden sattı kardeşim? Onu yapan Türk milleti. Sen oraları Türk milletin vergisiyle, Türk mühendisleriyle yaptın. Evet. Yani bu ayıptı. Bir kere çirkin bir kavga. Üçüncüsü de fon. Parayı nereden bulacaksınız diyorsunuz. Hani eski Türk filmlerinde İstanbul'un taşı toprağı altın derlerdi. Hakikaten altındır. Ama o taşı toprağı altın olan İstanbul'u 3 kişi, 5 kişi yerse o zaman bu kentin kaynağı olmaz. Bu kentin aslında çok büyük bir kaynağı var. Yıllık ne kadar gayrimenkul alınıp satılıyor biliyor musunuz? 33 milyar dolar. O da muhtemelen raiç bedel üzerinden olduğu için. Aslında 100 lira. Yani gerçek satış değerleri üzerinden gösterilse. Bu kredilerde daha da zorlaşır ama o iş. Yani kamuya açmanız lazım. Bakın Uzak Doğu en büyük gayrimenkul şirketleri belediyelerindir. Yani bir altyapı projesi yapıldığında oradaki arazi ve bina kıymetlendiğinde belediye alır, satar. O geliri de o halk için harcar. Evet. Malezya'da böyledir, Endonezya'da böyledir, Hong Kong'da, Japonya'da. Batı ne yapar? Batı da der ki sen arazi veya bina sahibiysen belediyenin yaptığı bir işten dolayı o arazinin değeri 100 katına çıkıyorsa ben sana bunu yar etmem. Senden %15 vergi almam, sen de %60 vergi alırım der. Herkes de der ki tamam bu kentte rantla kısa yoldan zengin olmak mümkün değil çünkü buranın ciddi bir devleti var. Evet. Buradan ciddi vergi alıyor. Size milyarlarca dolarlık bir kaynak verir bu. Ama siz efendim ayakkabı kutularında ya da dikey dizilmiş paraların olduğu bir ortamda seçmeninize böyle vaatlerde bulunup işte kömür, erzak, makarna dağıtıp ya da sosyal belediyecilik adı altında bu kayıt dışı parayla kendi siyasi gücünüzü güçlendirmek isterseniz de bu yapının devam etmesini istersiniz. Onun için bu yapının değişmesi lazım. Bunu CHP'nin, AK Parti'nin değiştirme imkan ve ihtimali yok. Onun için söylüyorum. Çok benziyorlar birbirlerine. Bizim bunu değiştirecek kapasitemiz var. Genç bir partiyiz. İyi Parti'nin genç ve yeni kadroları bu cesareti gösterecektir. Çünkü daha o Türk siyasetinin ağırlığı bize girmedi, yüklenmedi, düşmedi. Yani halen biz idealist bir, hani halen diyorum. Çünkü herkes bunu söyler. Yetki verildiğinde herkes maalesef birbirine benziyor. Allah bizi benzetmesin, bizi mahcup etmesin. Genç demişken bizi dinleyen çok fazla genç var. Burası bir gençlik video müzik kanalı, aynı zamanda radyo istasyonlarımız var. Gençler size niye oy versinler? Bu söylediğim çok önemli. Değişimi, yani artık Türk siyasetini, yani şunu sorsun gençler. Türk siyasetini bu çıkmazdan kurtaracak olan biziz. Yani niye bir kentte ülkenin kilitleneceği bilindiği halde 25 yıldır depremle ilgili hiçbir şey yapılmadığı gibi niye kötüye gider? Niye 99 depremini yaşayan, arkasından Van, Elazığ depremini, İzmir depremini, Düzce depremini yaşayan, en son 6 Şubat depremini yaşayan ve her depremde de on binlerce canını kaybeden bir Türkiye'de nasıl olur da siyasi erk bu konuda bir iş yapamaz? Bu sorunun cevabını iyi bulmaları lazım. Niye siyasette sürekli kayıt dışı para üzerinden bir şaibe oluşturulur? Bunun cevabını iyi bulmaları lazım. Bir de niye sürekli bu ülkede adam kayrılır? Niye sürekli dayısı amcası olan hak etmediği halde belli yerlere gelir terfi eder? Bunların temeli nedir biliyor musunuz? Mevcut yapıdır. Bu yapı değişmediği sürece yani siyasi partiler kanunu ve siyasetin finansmanının şeffaflaşması. Neyi kastediyorum? Böyle afilli laflar etmeyeyim. Bir, siyasetin finansmanının şeffaflaşması. Ben konuşuyorum burada sizle. Programdan sonra dediniz ki ya çok beğendim size. Ben kampanyanıza destek oluyorum.
bana verebileceğiniz para limitlidir. Devlet der ki işte daha önce 40 binde 50 binde şimdi 330 bin liralara kadar çıkmış. Bana 5 milyon lira bağış yapmak istiyorsunuz. 330 bine partinin IBAN numarasına yollarsınız. Kalan 4 milyon 670'i ya 10-15-20 kişi bulacaksınız kendiniz gibi. Onlar da banka üzerinden yollayacaklar ya da işte öyle spor çantalarında ya da ayakkabı kutularında gelir o para. Sonra da onu alan siyasi erk o parayla işte belki il başkanlığı binası alıyordur, belki erzak dağıtıyordur, bilemiyorum. Daha kötü niyetli olanlar daha farklı işler yapıyordur. Ve bu 50 yıldır, 60 yıldır böyle de biliyor musunuz? Bunu ne AK Parti değiştirmek istedi, ne de Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda net bir tavır koymadı. Biz bu net tavrı koyacağız. İki siyasi partiler kanunu da nepotizmin yani adam kayırmanın başlangıcıdır. Ben il başkanlığı yaptım. İl başkanlarını 600 il delegesi seçer. Herhangi bir il delegesi il başkanına gittiğinde sistem böyle çalışır. Bakın gençler, yapı böyle çalışır. Delege gider der ki benim oğlanın işi ne oldu ilçe başkanı ya da il başkanına. İşe girecekti, çocuk diploması var. İl başkanı da kimi arar? İşte iktidarsa bakanı arar, milletvekilini arar, belediyesi varsa belediye başkanını arar. Ve baskı yapar. Belediye başkanı ve vekil ne yapar? Bir sonraki dönem seçilebilmek için tekrar üzmek istemez il başkanını. Ve bu böyle bir devri daim olarak devam eder. Bunun da değişmesini talep etsin gençler. Biz bunu değiştirmeye talibiz. Nasıl? Çıkaracağız bu delegeyi aradan. İstanbul'da bizim 80 bin üyemiz var. 80 bin üye seçsin. İçinden aktif üyeyi ayıklayacağız. Ki gençlere yönelik de çok cazip bir proje. Yani 80 binin içinde aktif olan üye ki 40 bini, 50 bini aktif olacaktır. Gelsin onlar seçsin. 50 bin kişinin oy kullandığı bir yerde kimse kimsenin üstünde tahakküm kuramaz. O zaman ilkesel siyaset başlar ve ülkenin nepotizmden kurtulacağı ilk andır bu. Tabii kalkınma ve ekonominin düzelmesi çok önemli. Dolayısıyla o yüzden bana oy versinler. Ve depremle ilgili tek önceliğim olur. İstanbul'dan başka hiçbir önceliğim olmaz. Çok büyük yapıları yönettim ben. İstanbul'un iyi bir yöneticiye ihtiyacı var. Bütün saygımla söylüyorum bu meslekler ama İstanbul'un bir müteahhite ihtiyacı yok. İstanbul'un bir mimara ihtiyacı, İstanbul'un iyi bir yöneticiye ihtiyacı var. Çalıştığım bütün kurumlarda binlerce kişinin olduğu yapılarda ve çok başarılı bir şekilde yönettim buraları. Finansmanı iyi bilen birisine ihtiyaç var. Girişimciyim, yatırımcıyım. Paranın nasıl yönetileceğini çok iyi bilirim. Ve klasik bir siyasetçi değilim. Yani Burak Avuncu helal süt emmiştir, tertemiz, pırıl pırıl değil. Burak Avuncu denetlenebilir ve şeffaf bir sistemi vaat etmek arzusundadır. Benim belediye başkanlığımda bütün ihaleler canlı televizyondan yayınlanacak. Mesela belediyelerin, partilerin arka bahçesi yani sadece bir partinin insanlarını işe soktuğu yer haline getirmemek için de özellikle işçi ve mavi yakada kura çekeceğim. Çünkü seçildiğim gün artık yakamdaki rozet Türk bayrağı olur, kafamdaki algıda o olur, yüreğimdeki algıda olur. Hiç kimseye bir müsamaha göstermem. Lafta bırakmıyorum, taahhüt ediyorum, beyannamemde de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracak işçi kardeşlerim için kura usulü. Yani il başkanının yakını, ilçe başkanının arkadaşı, partili bir büyüğün amcaoğlu değil, hak edene hak ettiğini, üst düzey yöneticilerde farklı bir mekanizmadır. Ama işçilerde o adil yaklaşım, kura çekmeyi talep ediyorum. Dolayısıyla bu değişimi yapacak ve klasik siyasetin dışında bir yaklaşımımız var. Bunu biz yapabiliriz. Diğerleri artık dediğim gibi birbirine benzemişler. Peki, şeffaflıktan bahsettik. Bunu başaracağınızı söylediniz. Gençler sizinle oy versin, onun cevabını aldık. Peki, gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmak adına ne gibi projeleriniz var? Tabii ben çok ilkesel kısımda duruyorum. Bir, üniversitede okuyan kardeşlerimiz, gençlerimiz İstanbul'da artık yaşamak istemiyorlar. Çünkü çok pahalı, çok zor. Bir kere öğrencilerimizin yurt sayısını arttıracağız. Şöyle bir anlayışımız yok bizim arkadaşlar. İstanbul'a çivi bile çakılmadı. Yalan. Efendim İstanbul çağ atladı. Bu da başka bir yalan. Yani İstanbul çağ da atlamadı. İstanbul'a çivi de çakılmadı. Bu çok büyük bir yalan. Bu şekilde siyasilerin yaptığı yanlış, yalan beyanlara itibar etmeyin. İstanbul'da iyi niyetle çaba gösterilmiştir ama kapasite yetmemiştir. Yeterli kalmamıştır. Dolayısıyla biz bizden önceki dönem yapılan her iyi işi devam ettireceğiz. Öğrenci evlerinde doğalgaz ve su faturalarının yarısını almıyoruz. 18 yaş altının tamamı belediye otobüslerini ücretsiz kullanıyor. Şu anda 250 lira olan toplu taşıma aylık abonman ücretlerini 180 liraya indiriyoruz. Orada da yaparken diyoruz ki bakın gene
şöyle büyük başkanım, böyle büyük insanım demektense asgari ücretin %1'ini endeksliyorum öğrenci için aylık abonman biletlerine. Yani asgari ücret arttığı ölçüde ancak zam yapılacak. Dolayısıyla bir asgari ücretle diyecek ki ben çocuk okutuyorum ve benim çocuğum aldığım asgari ücretin %1'inden daha fazla toplu taşımaya para ödemeyecek gibi kent lokantaları açıldı. Bu çok tartışıldı biliyorsunuz. Biz de öğrencilerimizin hani diyorlar ki yapıldı zaten değil arkadaş anlamıyorlar. Öğrenci lokantaları yani özellikle kampüs çevrelerinde ve yurtlara yakın öğrenci lokantaları. Bunlar besleyici değeri çok yüksek, çok ucuz ve öğrencilerimizin sadece kullanabildiği ve o bölgedeki esnafı da mağdur etmeyecek şekilde oluşturulmuş, kurgulanmış, belediye eliyle yönetilecek yapılar olacak. Eğitim İstanbul Vakfı var. Dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarının daha iyi eğitim alması için burs mekanizması gene çalıştırılacak. Aklı başında, aklı selim yapılabilir. Yarın bir gün ben hatırlamıyorum öyle söylemiştim ama demeyeceğiniz ya da seçmeni sırf o an manipüle etmek için evet. Afaki vaatlerimiz yok. Evet, gençleri konuştuk. Şimdi de birazcık da kadınları ve çocukları konuşalım. Onlar için ne yapacaksınız? Kadınlarımızla ilgili bir rüzgar gülü projemiz var. Bunu İstanbul'da hayata geçireceğiz. Daha önce tabii bizim bundan 3 yıl önce yapmış olduğumuz bir proje. Kalkınma Politikaları Başkanlığımızın hazırladığı amaç ve hedef olarak da özellikle ilkokul ve ortaokulda, lisede, gelişme çağında olan çocuklarımızda yeterli protein bulamamaktan dolayı, yeterli protein alamamaktan dolayı gelişimlerinde bir zafiyet var. Yani ortalamalar, fiziki gelişmeleri düştü. Biz şöyle bir proje geliştirdik. Dedik ki bedava, ücretsiz, protein ağırlıklı yiyecek dağıtalım. Öğle yemeklerini ya da sabah kahvaltılarını biz verelim. Hem ekonomik olarak bir can suyu olur, hem de yani işte sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu nedenle de bunu yapmak çok faydalı olacaktır. Burada da kadınları istihdam edeceğiz tamamen. Yani İstanbul'un çevresinde tarım yapılabilecek yerlerde kurulacak kooperatifler ve özellikle ev kadınlarımızın burada istihdamıyla çocuklarımıza hazırlanacak protein içeriği yüksek besinleri dağıtacağız bütün İstanbul'daki okullara. Bu bir projemiz. İkincisi tabii şiddet, kadına şiddet İstanbul'da maalesef bitmeyen ve utanç duyduğumuz bir konu. Bununla ilgili de tabii psikolojik olarak danışman, destek merkezleri muhakkak belediye bünyesinde olacak ama ondan çok daha önemli erkekleri rehabilite edeceğiz. Şiddete meyilli erkekleri. Bunların rehabilite edilmesi için merkezler olacak. Bunu ben anlattığımda bir Rumeli derneğini ziyaret ediyorduk. Benim eşim de Rumeli kökenli. Bir Rumelili hanımefendi bu soruyu sordu. Ben de anlattım böyle. Yani erkekleri rehabilite edeceğiz dedim. Hatta şiddete meyilli erkeklerin rehabilitasyonu çok önemli bu problemin çözülmesi için. O da dedi ki ya dedi biz dedi Rumeli kadınıyız. Bize dedi elini kaldıracak erkek anasının karnından doğmadı. Ben de bilirim ablacığım dedim. Ben de Rumeli damadıyım. Yani hani öyle bir şey zaten asla olmaz. Zaten çok çirkin. Zaten belediye başkanı olursam da dedim şiddete meyilli erkekleri rehabilite edeceğim gibi Rumelili bir kadınla evli olan erkekleri de koruma altına alacağız. Böyle bir latife tabii şaka. Yani bu ülkemizin kanayan yarası. Evet. Dolayısıyla kadınla ilgili yapacağımız bir diğer konu o. Çocuklarla ilgili 18 yaş altına toplu taşımayı ücretsiz hale getiriyoruz. Sporu çok öne çıkarıyoruz. Şöyle bir hayalim var benim İstanbul için. Belli semtleri spor markasıyla özdeşleştirmek. Yani işte Güngören deyince akla hani boks gelebilir, tekvando gelebilir, karate gelebilir. Sizin galiba futbol ve basketbolla bir... Ben severim. Ben sporun her türlüsünü severim. Oynarım da. Evet. İşte ne bileyim Bakırköy, tenis, işte Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, futbol, futbolun beşiği. Yani işte basketbol için 2-3 semt. Yani buraları... Güzel. Yani basketbol, basketbolun beşiği, basketbolun yuvası olsun ne bileyim bir Sarıyer ya da bir Ataşehir gibi. Böylelikle o semtlerde markalaşacak ve o spor orada çok daha kalıcı hale gelecek. Voleybol da önemli bu arada. Voleybol yani kadınlarımız bizi çok gururlandırdı. Kadın milli voleybol takımımız. Her mahallede voleybol, basketbol ve futbol oynanabilecek o
kolay, temel alanları yaratacağız. Evet. Yani böyle markalaşmış semtlerin olması çok önemli. İşte yüzme konusunu gene sahil şeridinde ya da havuzların çok rahat yapılabileceği bir alanda yüzmenin beşiği haline. Yani buradan olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu sporcularımız çıksın. Yapılacak bu kültür merkezlerinin içine muhakkak kolaylık yapılabilir. Yani ayrıca da düşünebilir. Ama evet. O zaman işin şimdi şöyledir bu yatırımlar. Altyapıyı görürse yatırımcı gelir zaten. Yani siz bir semti o konuyla ilgili öne çıkarttığınız zaman artık oranın iklimi, oranın ekosistemi oraya doğru evrilir. Ve müşterisi de çok olur, yatırımcı da gelir, finansman problemi de çözülür. Bu da gene gençlerle ilgili bir diğer konu. Tabii uyuşturucuyla mücadele çok çok önemli. Bunu da biz çok önemsiyoruz. Vaatlerimiz içerisinde bisiklet kültürünü şehirde hakim kılmak istiyoruz. Mesela toplu taşımayla ilgili trafik probleminin tek çözüm var bize göre İstanbul'da. Bize göre de değil, bütün dünyada böyle çözülmüş. Toplu taşımayı, yani trafik çilesini azaltmanın tek yolu, toplu taşımayı yaygınlaştırıp konforlu hale getirmeniz lazım. Yoksa çözemezsiniz. Evet. Yani siz ne zamanki evinizden çıktığınız gün Mert Bey şunu diyebiliyorsanız, arabayı ne alacağım şimdi? Git, çalıştı, park et. Ben zaten almıyorum başkanım. Ya süper. Benim 350 metre. Güzel, şanslısınız. Ama birçok İstanbullu o toplu taşıma ki çile birçok yerde, bu çileyi çekmemek için arabayı kullanıyor. Biz de diyoruz ki her İstanbullu 10 dakika içinde toplu taşımaya ulaşsın. Hani bu illa metro da değil, otobüs olur ki otobüs sayısını 10.000'in üzerine çıkartma hedefimiz var. Deniz taşımacılığını %2'den %8'lere 9'lara çıkartma hedefimiz var. Yollar kaldıracak mı bu kadar aracı peki? Çünkü toplu yani taşımayı konforlu hale getirdiğiniz zaman normal diğer araç devreden çıkıyor. Yani hesap edin işte 40 kaç tane araca denk geliyor. Tabii. Hatta özel şerit uygulaması yapma projem var benim. Hemen hayata geçirilebilecek. Sabahları bakın %70-80'i tektir. Doğru. Araçların içindeki kişi sayısı, şoför ve aracı. Hı hı. Halbuki o istikamete giden 2-3 kişi beraber gitse %15 denenmiş bu. Amerika'da HOV diyorlar, High Occupied Vehicle. Yani o şeridi diyorlar ki sabah şu saatlerde bu şeritten sadece arabanın içinde 3 kişi olanlar geçebilir. En sol şerit zaten tek kişinin kullanamayacağı bir aynen şey. Aynen öyle. Hatta bunu ücretlendirdikleri yerler de oluyor. Hı hı. Bu mesela tutmuş. Trafiği %15-20 oranında azaltmış. Şu tutmamış mesela. İşte çift plaka tek plaka uygulaması. Hı. Çünkü tek plakası olanlar parası olan kişiler. Araçları olanların parası da oluyor genelde. Tek plakası olan gitmiş. İkinci bir araç almış, çift plaka yaptırmış. Hmm. Çift plakası olan gitmiş, tek almış. Yani trafiği azaltacağım derken araç sayısını arttıran, daha da berbat hale getiren bir anlayış. Yani her çözüm olmuyor. Evet. Bunların dünyada çok uygulanmış veya uygulanamamış, tecrübe edilmiş halleri var. Evet. Dönüyorum gençlere. Bisiklet eğer böyle bir ortamı var ederseniz, yani insanlar toplu taşımaya 10-15 dakika içinde ulaşabilecek yürüme mesafesinde olursa bisiklet kullanmaya başlar. Trafik azalır, şehir rahatlar ve 1000 kilometreye çıkaracağız ilk 5 yılın sonunda bisiklet yolunu. İkinci 5 yılımızda da 1500 kilometre. Ama o mesela uzun bisiklet yollarımız olacak. Hı hı. Buralarda da özel bisiklet kafeler yapmayı düşünüyoruz. Çok iyi. Yani bisikletinize giderken durup bisikletin bakımını yaptırabileceğiniz, bisiklet kullanıcılarına özel işletilebilecek güzel kafeler. Ben Amsterdam'a gittiğimde şunu fark ettim. Muazzam orası. Bisiklet kullananların hukuktaki üstünlüğü otobüs kullanandan bile yüksek. Yani bir otobüs ve bisiklet karşı karşıya geldiğinde otobüs durup bisiklete yol veriyor. Öyledir. Bütün şöyledir bakın. Felsefe şudur. Yaya bir. Yaya kraldır. Evet. Bisiklet iki. Toplu taşıma üç. Özel araç 4. Yani ilk öncelik hep yayanındır. Yani insandır. Temel olan insandır. Doğru. Bütün dünyada bu değişmez kuraldır. Ha bizde kral araba. Doğru. Yani yaya geçidi yapılır mesela. Yaya geçidine hiçbir araç uymaz. Hani mesela çok arkadaşım benim Türkiye'ye dışarıdan gelen, doğu ya da batı fark etmiyor bakın. Ölümden döndü. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ya yaya geçidine girdiğim an herhalde gelen araba yavaşlayacak. Türkiye'de öyle bir kültür yok. Yaya geçidine girdiğin an hiçbir araba yavaşlamaz. O yaya geçidi ne işe yarar bilinmez. Dolayısıyla bisiklet yolunu, bisiklet kültürünü, toplu taşımayı entegre ederek deniziyle, raylı sistemiyle ve toplu taşımasıyla insanları daha rahat hale getireceğiz. Şöyle bir yarışımız yok bizim. İşte benimki daha uzun, benim yapacağım metro daha uzun. Sizinkinin harbi neyle başlayacak başkanım? Benimki M doğru. B olabilir. Mehmet Satuk Buğra ismim. ya nedir? Bir kere onu kaldıracağız.
M ise bu işin tarihçesi, evet. M olarak devam eder. Metro uzunluğu seni iyi belediye başkanı yapmaz. Sayın Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu, sizi kıymetli yapacak olan İstanbullunun toplu taşımayı çok ve konforlu hale getirmiş olarak görmesi. Yani işte 1000 kilometre, 60 kilometre yılda metro yapacağım diyor Murat Kurum. Yapamazsın. Avrupa Birliği'nin ortalaması 34-35 kilometre. Latin Amerika'nınki 18, Orta Doğu'nunki 19, Uzak Doğu'da 20 küsur. Yok, dünyada, dünya yüzünde, yeryüzünde 60 kilometre yapabilen yok. Ekrem İmamoğlu da 740 dedi toplam. Tarih vermemişti. Tam onu da eleştirecektim ki dedi ki 2040 yılına kadar. Hmm. 2040 yılına kadar, evet, anlaşılabilir. Biz ne diyoruz? Biz ölçümüz şu. En uzun metroyu değil. Biz İstanbulluyu konforlu bir şekilde toplu taşımada seyahat ettirebileceğiz. 10 dakika içinde her İstanbullu toplu taşımaya ulaşacak. Bunun içinde ne kadar metro, ne kadar raylı, otobüs, deniz taşımacılığı gerekiyorsa bunu entegre ederek planlayacağız. Mesela Pekin İstanbul'dan çok daha kalabalık bir şehir. Metro çok daha kısa. Yani 700'ün altında veya tam o kadar. Londra tarihi metro, o da 500-600'ler civarında. Moskova keza öyle yani. Ben ilk Moskova'ya gitmiştim. Dünya üzerinde gittiğim ülkelerden ilk Moskova'ya gittim. Müze gibidir o, yerin altında tarihi. 3 katlı metroları var. Tabii. 3 katlı tabii. Yani. Biz tabii. Daha birinci katı yapıyoruz. Adamlar 1908'den beri 3 katlı metroya sahipler. Ve her sokağın altından abartmıyorum geçiyor yani. Evet. İnanılmaz. Evet. Eleştiri demişken bazen görüyorum Twitter'da siz böyle güzel şeyler paylaştığınız zaman bile altına böyle birçok değişik eleştiriler, haksız yere birçok söylevler geliyor. Buna ne diyeceksiniz? Şöyle, bunların büyük bir kısmı troll. Evet. Hani ismi olan, cismi olan, adı soyadı olanlara biz bazen ulaşıp cevap da veriyoruz. Diyoruz ki ya öyle bildiğiniz gibi değil, ama çoğu işte isimsiz, ağır, hakaret içerikli ve yönlendiriliyor belli. Tek bir merkezden, evet, yönetiliyor bunlar. Tabii Türkiye'de bu kutuplu yapı medyayı da kutuplaştırmış. Sosyal medyayı da kutuplaştırmış. Mesela bir grup ısrarla diyor ki Buğra Kavuncu çalışmıyor. Bunlar iktidar yanlısı grup. Şöyle de bir zekaları var. Hani çok üstün zeka gibi kendilerini düşünüyorlar. Zannediyorlar ki biz bunu söyledikçe Buğra Kavuncu sahaya inecek, çok çalışacak. Buğra Kavuncu çalışırsa da o zaman falanca aday seçimi kaybeder. Şimdi benim kimsenin böyle bir amiyane tabiriyle gaz vermesine ihtiyacımız yok. Biz hür ve müstakil kararını aldığımızda ne için aldığımızı çok iyi biliyorduk. Çünkü artık birbirine benzemiş bu ediyle büdüden bu ülkenin kurtulması lazım. Yeni, yepyeni bir alternatifi milletin önüne konulması lazım. Bu benim en büyük motivasyonum. Ben sabah 9 evden çıkış, gece 1-2 ile şimdi de Ramazan, sahura kadar devam eden programlarımız var. Bu kendini cin zanneden, akıllı zanneden tayfa şunun farkında değil. Millet muhalefetinden de iktidarından da bıkmış artık. Mesela emekliler, geçen dönem Cumhur İttifakı'na oy vermiş. O kadar fazla emekliyle karşılaşıyorum ki ben. Yani bizim 31 Mart gecesi alacağımız oyun hangi kesimden geleceği bilinemez. Çünkü biz bir tarafa saldırıp öteki taraf değil. Bizim için bütün seçmen mukaddestir. Bütün seçmen önemlidir. Biz her birine kendimizi anlatıyoruz. Onun için siz kendi sözlerinizle bizi çalıştıracağınızı zannetmeyin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal medya kalemşörleri var. Bunlar bir kısmıyla ben karşılaştım. Çok enteresan. Bu da çok ikircikli, yani şizofrenik bir ruh hali. Mesela çok ağır hakaretler eden, sonra bir anda bir yerde karşılaştığın adam, bir bakıyorsun bambaşka birisi. Efendim Sayın Başkanım nasılsınız? Hürmet ediyorum falan. Ya kardeşim, yani hani bir duruş sergile. Hayır, bu nedir? Ya ben onu yazdım işte o gece. Şimdi bu şizofrenik bir durum. Maalesef bunların çoğu öyledir bakın. Bu özellikle sosyal medyada aktif olan, sayan, söven, saldıranlarda bir şey bulursunuz. Bir, ama düzgünce eleştirenleri bir tarafa ayırıyorum. Twitter'a zaten ben mutsuzluk merkezi diyorum. Aynen Twitter'a öyle. Twitter'a her girdiğinde moralim bozuluyor. Okumuyorum zaten. Yani en bir güzel şey yok. Çünkü şey değil, gerçek değil. Peki şimdi kentsel dönüşümü konuştuk, trafiği konuştuk, gençleri, kadınları, çocukları konuştuk. Bunlar kadar insanın morale, motivasyona da ihtiyacı var. Şehrin kültürünü beslemek için organizasyon anlamında, kültür ve sanat anlamında ne gibi farklılıklar ya muazzam bir kent burası. Evet. Yani dünyanın en güzel kenti. Bakın ben 3 yıl İsviçre'de kaldım. Orası da çok güzel. Yani İsviçre güzel bir ülke. İşte Alp dağları, doğası, tabiatı. 6 yıllıktı benim sözleşmem. 3. yılın sonunda sözleşmemi iptal edip memleketime, vatanıma döndüm. İstanbul çok ihtişamlı bir şehir. Her şeyi ihtişamlı ama. Yani kaosu da ihtişamlı, güzelliği de ihtişamlı.
Efendim işte trafiği de ihtişamlı, havası da ihtişamlı, denizi de öyle. Şimdi o kadar güzel bir kent ki biz her ay bir festival yapalım diyoruz. Her ay. Yani bir ay gastronomi olur, bir ay sanat olur, bir ay sinema olur. Muazzam bir lokasyon. Yani 4 saatlik mesafe içinde milyarlarca insana ulaşabiliyorsunuz. Evet. Ulaşımı çok kolay. Dolayısıyla her ay böyle İstanbul'u cıvıl cıvıl hale getirecek bir festival. Hı hı. Gençlerimiz eğlenecekler. Gençlerimiz o yani son derece şuursuzca yasaklanan o konserleri tekrar hayata geçireceğiz. İstedikleri gibi eğlenecekler. Ve İstanbul gençlerin en popüler ve en revaçta olan şehri olacak. Hiçbir genç, hatta şöyle İstanbul'u terk eden gençlere diğer dünyadaki gençler diyecek ki deli misiniz öyle bir kenti bırakıp nasıl oldu da buraya geldiniz? Tabi bu sadece festivallerle, konserlerle olacak değil. Gençler hak ettiği zaman hak ettiğini alabilmedi. Ben 500'e yakın gençle Zoom toplantısı yaptım Mert Bey İstanbul İl Başkanı'yken. Evet. İki soru sordum. Neden terk ettiniz ülkenizi? Ne olursa geri dönersiniz. Birinden para duymadım. Yani daha fazla ama tek söylediklerini ne biliyor musunuz? Adalet, adalet, adalet. Yani biz hak ettiğimize, alabildiğimize inandığımız gün hiç durmayız. İlk uçakla ülkemize döneriz. Hepsi bunu söylüyor. Az önce siyasetle ilgili yaratılmış o kötü atmosferi anlattım size. Kutuplaşma. Kutuplaşma ve dayıoğlu, amcaoğlu, evet. Nepotizm. Yani evet. Birilerinin hak etmediği halde bir yerlere geliyor olması gençleri çok incitiyor. Evet. Festivalleri yaşatacağız. Ben Türk kültürüne, Türk dünyasına çok önem veren birisiyim. İstanbul'da bir Türk dünyası mahallesi var. Bizim Türkçe konuşan, Türk Devletler Teşkilatı'na mensup bu ülkelerin kendi müziklerini, kendi mutfaklarını, kendi danslarını ki muazzamdır. Yani doğru. İşte Azeri müziği muazzamdır. Evet. Özbek mutfağı muazzamdır. Uygurların mutfağı muazzamdır. Yani onları bunu da anlatmak. Diyorsunuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Manas destanını bilmeyen Shakespeare'i anlayamaz. Evet. İlyada'yı bilmez. Alişir Nevai'yi okumamış olan Shakespeare'in ruhunu kavrayamaz. Yani dış dünyayı anlamak istiyorsanız kendi evet. kültürünüzü iyi anlamanız lazım. Bu da bizim birçok projemizin yanında bir başka projemiz. Sizi burada aramak çok güzeldi Sayın Burak Avuncu. Çok teşekkürler, projelerinizi dinledik. Genel fotoğrafı çektiniz, bizi bilgilendirdiniz. Size bu yarışta başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Mert. Pekala, daha fazla müziğin adresinde Number One Türk'te seçim özel programını burada sonlandırıyoruz. Konuğumuz İyi Parti'nin belediye başkan adayı, daha doğrusu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Avuncu'ydu. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye kadar ben DJ Mert Hakan, hoşçakalın.